Bu senin için. Türkiye kulübü. Kulübüm. Hadi bir kez daha şans getir bana. Haydi. Haydi. Olsun artık, bu kadar tiket attık. Haydi. Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalına hoş geldiniz. Bir başka Tsubasa videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomda hatırlarsanız Superfest transferler gelmişti. Transfer sallamıştık. Yani bir 50'lik daha ve 3 tane 5'lik sallamak için yeterli DB'm var. Ayrıca R artı ticket'lar, SR artı ticket'lar ve bir tane de SSR ticket'ım var sallamak için. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Haydi bakalım, başlayalım. Yani mavi Diaz çıksa tekleleri bu sefer buraya sallayacağım arkadaşlar. Bir tane 10'lu yani 50 DB'yi de buraya sallayacağım. Belki Fast Vaka, Shimazu, Genzo veya Misaki çıkar diye, hiçbiri bende yok. Ama onlara gelmeden önce, bu arada yeni bir transfer geliyor bu arada. Bir gün kalmış gerçi, bitiyor. Ama burada hani takımımıza çok gerekecek oyuncular kendi takımım adına yok. Mesela Kojiro Hyuga var, Tsubasa var ki bu full body stand Tsubasa bende var mevcut. Bu da yine şey çalımı olan bir Misaki, bu da mevcut. Sava da bende yok. Bunların tabi buffları iyi arkadaşlar. Eğer takımınızı buff yönünden güçlendirmek istiyorsanız buraya atabilirsiniz. Ama şu an benim ihtiyacım olan tabii ki fast ve süper fast transferler. Çıkarsa süper olur. Bir tane SSR transfer ticket'ımız var. Bunu birazdan sallayacağım. 3 tane Japan Expo ticket'ımız var. 4 tane Rearty ticket'ımız var. Buradan mavi Ishizaki gelse, ki var mı bilmiyorum ama olmayabilir. Kırmızı Vakaşmaz da güzel bir seçenek. Aoi de iyi. Hiçbiri yok neticede. Samuray olarak. 2 tane SR artı ticket'ımız var. 1 tane point transferimiz var. Point transferle başlayalım o zaman arkadaşlar. Haydi bakalım. Heyecanı yavaş yavaş yükseltelim. Ticket'larda. Ooo. Konfetiler gelir mi? Fake mi? Fake. Club bizi kandırdı. Niye şaşırmadık acaba? Eskiden arkadaşlar ben bu oyunu 1,5 yıldır oynuyorum. Hatta daha uzun oldu işte. Aralık 2017'de çıkmıştı oyun. O zamanlar bu tarz fake yapması yoktu Club'ın. Böyle konfetiler falan çıktığında veya ışıklar yandığında kesin SSR geliyordu. Tabi sonra da farkına vardı bunun Club. Oyuncuları kandıralım dediler, sevindirelim dediler. Konfeti de çıksa, ışık da yansa her zaman SSR gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Kandırabiliyorlar şekillerde görüldüğü üzere. Şimdi SR artı ticket'lardan 2 tane atalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Haydi. Buradan da bir şey gelmedi. Zaten çok da bir beklentim yoktu. Roberto çıktı. Roberto bu şekilde çıkıyorsa, bu resimde çıkıyorsa umudu kesin zaten. Devam ediyoruz. Nereye geldik? Şuradan atalım arkadaşlar, şuradan. Yok, ve artıdan önce şunları atalım, 3 tane. Yine de artı ama Avrupalılardan veriyor sanırsam. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bunlar da aslında çıkmasa da sıkıntı değil. Önemli olan 50'liği attığında fast çıkması.
veya beşlik attığında Diaz çıksa mükemmel olur. Efsane olur. Evet, buradan da görüldüğü üzere bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Hangi ticket'la devam ediyoruz? Samuraylar için R artı 4 tane sallayalım bakalım. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Olabilir mi acaba? Bir tane havai fişek. Yok arkadaşlar, bu da vermeyecek. Bu da vermedi. Bugün club çok formunda ya. Hatta çok formunda yani. Hiçbir şey vermem diyor. SR bile gelmiyor arkadaş. Hepsi R geliyor ya. Var mı böyle bir şey? Tebrik ediyorum club seni. Büyük sürprizi sona sakladığını umut ediyorum. Öyle olsun istiyorum. Nereye geldik? Nereye geldik? Ben son atacağım. Ondan önce şuraya bir beşlik sallamak istiyorum. Hatta 3 tane sallamak istiyorum. Yani şu en öndeki arkadaş gelse, şu an görünen, tam o varken basalım bakalım, belki olur ha. Club verir misin Diaz'ı? Ver artık ya. Allah Allah. Yok, ilkinde bir şey çıkmadı arkadaşlar. İkinci beşliği sallayalım sizin için. İkinci beşliği sallayalım. Haydi. Salladık. Bunda da bir şey çıkmadı. Hadi üçüncü beşliği de kulübüm olan Türkiye kulübü için sallıyorum. Burada da bir şey vermedi. İnatla bir şey vermeyeceğim diyor arkadaşlar. Artık beşlik sallamıyorum. Son bir umut. Fast Wakashimazu veya Fast Genzo için arkadaşlar. Misaki de olur. O da neticede bende olan bir Fast oyuncu değil. Haydi o zaman. Bu senin için. Türkiye kulübü. Kulübüm. Hadi bir kez daha şans getir bana. Haydi. Haydi. Olsun artık, bu kadar ticket attık. Haydi. Yine fake yaptı club bize ya. O kadar konfeti falan, şuna bak. Hiçbir şey çıkmadı. Tebrik ediyorum sana club. Yani harika bir video çekmeme vesile oldun. Hiçbir şey vermedin. Bravo sana. Bravo. Garanti SSR'yi dağıtıp bitirelim bari arkadaşlar. Ne umduk ne bulduk. Hiçbir şey bulamadık. Evet. Elinden gelse bunda da vermeyecek yani, o derece. Ama o kadar elinden gelmiyor arkadaşın. E burada da ne verir? Dupe verir. Veya 3 kere 4 kere çıkan oyuncu verir. Hiç şaşırmam yani. Baksanıza rainbow renginde bile değil şut kısmı. Adamlar mecburiyetten veriyor yani. Adamlar bile sarıyor yani. Ver bakalım dupemizi. Kime veriyorsun? Ulan son anda elimde olmayan bir Misaki verdin. Ben de bunun pasını gerçekten arıyordum arkadaşlar. Bende olmayan bir Misaki bu. Chance Maker. Green Cut pası var ve oyunun en güçlü paslarından bir tanesi. İyi oldu bu. Mavi takımında Samuray Misaki vardı. Adam akıllı bir pası yoktu. A15 yapmıştım. Çok fazla kasamamıştım. En azından şimdi bunu koyarız. Bayağı işe yarar. Eğer arkadaşlar fast bir oyuncu çıkarabilseydim, onu direkt geliştirip fullleyecektim. Limit break falan da yapacaktım. Tam fullleyecektim yani arkadaşlar. Bu arada size şöyle takımlarımı kısaca göstereyim. Şöyle alacak olursak
Bu benim mavi kadromdu ama işte yeni samuraylar çıktıktan sonra Jito'nun ve kaleci Genzo'nun %15 buff vermesiyle 8 ve üzeri mavi Japon oyuncunuz olursa kalan 3 oyuncuyu istediğiniz renkten koyabiliyorsunuz. Tabi burada benim Santana'mın S99 olması nedeniyle hemen aldım kadroya. Roberto'nun Japonlara ve Güney Amerikalı oyunculara %4 buff vermesi etkili oldu seçmem için. Hidden Misugi ise şu an bence Hidden'lı oyuncular içinde en güçlü oyunculardan biri. Özellikle eski oyunculara gelen Hidden'lılar arasında en güçlüsü. O yüzden bunu da burada kaç buff'la oynatıyorum? %36 buff'la falan oynuyor arkadaşlar. %34 buff'la oynuyor. Kendisi bayağı yine idare ediyor. Ama gördüğünüz üzere takım gücü 863k, Xiaoyu aslında buraya koysam 872 yapıyor. Ama ben Misugi'yi seçiyorum. Neden? Çünkü otomatik pas kesmesi falan zaman zaman devreye giriyor ve hayat kurtarabiliyor maç içinde. Maçı çevirmenize yardımcı olabiliyor. Yoksa görüyorsunuz Xiaoyu'nun da bayağı kastım arkadaşlar. Yani tackle A50 oldu kayma, blok A50 oldu, pas A32 oldu. Şutu S6, pas kesmesi de S10. Stat olarak belki koyduğumda Misugi'den daha iyi oluyor ama Misugi'nin pasifleri Misugi'yi koymama neden oluyor takıma. Kırmızı takımım da bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu canavar geldikten sonra 815-820 arası K olan takımım bir anda 840K'ya çıktı arkadaşlar. Statları görüyorsunuz. Dribble 12.833 ve şu an %40 buff'la, %45 buff'la olsa biraz daha fazla olur. Shoot 14.110, diğerine pass 12.945, speed 9.626, power 12.379, teknik ise 10.400. Yani bu adam gerçekten fena oldu. Mavi takımımdaki eğer Festus'u basa, S99 olmasa veya bir dupe olsaydı, bundan bir tane daha olsaydı arkadaşlar, bu S99'u gözü kapalı kırmızı süper Festusia ekleyip onu da bu takıma ekleyebilirdim. Tabi o zaman yani mecburen Misugi yerine Misaki'yi almam gerekiyordu. Yani mavi 8 tane Japon oluşturmam gerekiyor, orta sahaya bir mavi Japon almam gerekiyordu. Santana, kırmızı Tsubasa ve Roberto'yu oynatabilmem için. Belki ileride olur. Bu şekilde. Yeşil takımım aslında 803K'yı buluyor arkadaşlar. Ama bu tabi günlük limit break maçları için ayarlama yaptığım için bugün için bu şekilde kalmış 744-745K'da. Ama 803K'yı buluyorum. Bunda da değişiklikler yaparak. Çünkü gördüğünüz üzere şu an hiç Japon oyuncu yok. Bunları da dahil ettiğimde altlarla 803K'yı görüyor arkadaşlar. Sorun bundan ibaret. 10 tane farklı takım var ama ana takımlar bunlar. Diğerlerini şu an göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Bu Tsubasa videomu da burada bitiriyorum. Transferlere daha güzel oyuncular çıkmasını beklerdim ki hiç oyuncu çıkmadı ama en azından mavi takımında Samurai Misaki'ye güzel bir S-pass ekleyebileceğim. Şu görünen Diaz çıksaydı dehşet olacaktı. Mavi takımımı bayağı bir uçururdu. Ama olmadı. Mavi Wakashimazu çıksa Fest veya Yeşil Genzo çıksa ciddi anlamda sevinirdim yani. Kırmızı Fest Misaki bile sevindirirdi. Bu seferki videoda olmadı. Belki bir sonraki videoda olur diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Tsubasa videoları tam hız devam edecek. Online maçlarla devam edecek. Kulüpteki arkadaşlarım, sizlere sesleniyorum. Sizlerle olan maçları da eklemeyi düşünüyorum. Kulüp arkadaşlarımla olan online maçlarla devam edecek. Güzel etkinlikler gelirse onlarla ilgili maçlar koyabilirim. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Destek olanlara çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tsubasa oynamayı unutmayın arkadaşlar. Kendisi harika bir oyundur. İyi akşamlar.